Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dostlar. Yine bir hikayemizde sizlerle beraberiz. Hikayemizin ismi Her Şeyde Bir Hikmet Vardır. Hasan Bursa'da yaşamaktaydı. 22 yaşlarında genç, dinamik, hayat dolu, hayata hep olumlu bakan ve hayatı dolu dolu yaşayan bir gençti. Şehir merkezinde bir gümüşçü dükkanı olan Hasan her sabah erkenden kalkar, işine gider. İşine yaya olarak giderdi. Yarım saatlik bu yol boyunca gördüğü her kişiye gülümser, selamlaşır ve bundan da mutluluk duyardı. Her sabah güne ve hayata neşeyle ve şükürle başlamasını bilir, evrene yayacağı güzel enerjinin ona katlanarak döneceğini inanan birisiydi. Güne başlarken ve gün boyu çevremize yaydığımız enerji aynı zamanda Rabbimizden bir istek değil miydi? O halde hep güzeli ve iyi yapmamız ve hislerimizle de evrene yaymamız gerek diye düşünürdü. Hep günlerini böyle geçirmeye çalışırdı. Yine bir sabah erken uyanmış, namazını kılıp yatmamıştı. Gün ışığınca kahvaltısını yaptı, giyindi ve her sabah olduğu gibi evden ayrıldı. Her gün ilk gördüğü kişiye en güzel şekilde tebessüm eder, selamlaşır ve güzel günler dilerdi. O sabah ne tesadüf ki yol boyu bayağı yürümesine rağmen kimseye rastlamamıştı. Her güne göre daha erkendi, ondan olabilir diye düşünüp yoluna devam etti. Yürürken ileride bir binanın birinci kat balkonundan güvercinlere yem veren bir bayan gördü. Genç bir bayandı ve oturduğu yerden balkonun altındaki güvercinlere yem veriyordu. Hasan'ın bu sabah ilk karşılaştığı kişi bir bayandı. Hasan önce düşündü, sonra merhaba deyip selamladı ve gülümsedi genç bayanı ve ekledi. Sabah sabah ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz dedi ve yoluna devam etti. İş yerine gidip dükkanını açtı. Her gün olduğu gibi işine devam etti. O gün müşterisi daha bol olmuş ve daha güzel bir gün geçirmişti. Ertesi gün Hasan yine işe giderken gördüğü kişilere gülümseyerek selam vererek yoluna devam etti. Caddeye geldiğinde o balkona bakmadan geçemedi ve aynı bayan yine balkondaydı. Yine kuşlara yemlerini atıp onları seyrediyordu. Hasan'ın baktığını fark edince gülümsemiş ve memnuniyetini bu yolla belirtmişti. Hasan kendi kendine, bunca zaman bu yoldan geçiyorum. Önceleri hiç görmedim. Bunda bir hikmet var diye düşündü. Hafta içi en az 3 veya 4 kere tebessümle merhabalaşıyorlardı. Hasan'ı sanki oraya geldiğinde bakması için dürten birisi vardı ve her sabah daha önce hiç farkında olmadığı bu balkona bakıyor, genç bayanla göz göze geliyordu. Hasan artık içinde duygusal bir sevginin oluştuğunu anlamıştı. Bu bir tesadüf müydü acaba? Günler geçtikçe daha çok duyguları artan Hasan, çok güzel olan kıza aşık oluyordu galiba. Daha evli mi, bekar mı olduğunu dahi bilmiyordu. Hasan dürüst, efendi bir insandı. Durum çekilmez hal almadan kızla konuşmalıydı ama nasıl? Bir sabah mail adresini ve telini bir kağıda yazıp o balkondayken kendisine atmaya karar verdi. Sabah oraya geldiğince genç bayan yine balkondaydı ve gülümseyerek yine Hasan'a merhaba dercesine bakıyordu. Hasan büyük bir cesaretle konuşabilir miyiz dedi. Kız maalesef ben dışarı çıkamam dedi. Hasan daha önceden hazırladığı kağıdı ona atıverdi. Genç bayan balkona düşen kağıdı aldı, okudu. Hasan, muhakkak görüşmeliyiz. Beni ara, mümkünse konuşalım. Değilse mailime 2 satır yaz lütfen diye yazmıştı. Genç bayan da Hasan'ı sevmişti. Daha ilk gördüğü gün duyguları Hasan'ın içtenliğine, tebessümüne ısını vermişti. Ama bu duygusallığı kabul edemezdi. Bunu yapamazdı. Durumu buna müsait değildi. Ne yapacağını şaşırdı. Annesi babası işe gitmişti. Arayabilirdi Hasan'ı ama ne diyecekti? Düşündü. Aramalıydı. Ve Hasan niye konuşmalıyız dedi. Bilmeliydi. Aradı. Merhaba ben Zeliha.
Birkaç gündür merhaba dediğin bayan, Hasan merhaba deyip teşekkür ettikten sonra siz kapatın ben sizi arayacağım dedi ve kapatıp kendisi aradı. Çünkü uzun konuşacaktı. Hasan geri arayıp güzel bir şekilde selamlaştıktan sonra uzun zamandır bu yolu yaya yürüyorum. Sizinle daha önce karşılaşmadım. İlk karşılaştığım günden beri bir değişiklik oldu. Hem işlerimde hem duygularımda. Bu nedenle durum çıkmaza girmeden size bunu bildirmek ve evli mi, bekar mı olduğunuzu öğrenmek istedim. Sakın kusuruma bakmayın. Sizi karşıma Allah çıkardı diye düşünüyorum, dedi. Genç bayan şaşırmıştı. O da aynı duygulardaydı. Ama bu imkansızdı. Ne yapmalıydı? Nasıl söylemeliydi? Cizlemeli, bekar olduğunu 10 gün önce babasının Bursa'ya atanması dolayısıyla buraya taşındıklarını ve aynı duyguları kendisinin de hissettiğini ama bunun imkansız olduğunu, ne benim ailem ne de senin ailen bunu kabul eder, ne de siz edersiniz. Lütfen bundan sonra sen de, ben de unutalım dedi. Hasan nedenini sorduysa da buna cevap alamadı ve üzgün bir veda ile telefon kapandı. Hasan üzülmüştü. Ne demek istemişti genç bayan? O da aynı duyguları beslemişti ve bu iş rastlantı değildi. Bunda Allah'ın bir hikmeti olmalı. Neden Zeliha böyle konuşmuştu? Buna benzer sorulara Hasan kendine sorup sorup duruyordu. Sonraki sabah Hasan aynı yere geldiğinde Zeliha'nın balkonda olmadığını gördü. Merakı daha da artmıştı. Günler geçip gidiyordu. Ama Hasan'ın içindeki duygular bir türlü geçmiyor, daha fazla kabarıyordu. Aşk kapıyı çalmıştı artık. Geceleri uyuyamıyor, her sabah balkona bakıp önünden geçiyordu ama kimseler yoktu. Zaman ilerledikçe Hasan değişmişti. Eski neşesi kalmamış, düşünceli bir hal almıştı. Durumu annesi fark etmişti. Bir sabah Hasan'a, ''Oğlum, neyin var? Sen eski Hasan değilsin.'' dedi. Ne varsa anlatmasını istedi. Hasan annesinden hiçbir şey saklamazdı. Durumu anlattı. Her şeyi açıkladı. Ama aylardır ortalıkta yok. Ben ise ona aşık oldum anne. Bu kesin. Her zaman aklımda o. İşte yolda, evde, hayalimde, hatta rüyalarımda o var. Ama kayboldu. Bir sır oldu. Gitti sanki. Annesi Hasan'ın halini çok iyi anlamıştı. Sonra sabah annesi de Hasan'la kalktı. Ve oğlum bana Zeliha'nın evini göstereceksin dedi. Beraber yola koyuldular. Hasan o sokağa geldiklerinde evi balkonu annesine gösterdi. Hasan iş yerine annesi ise eve geri döndü. Döndü ama oğlunun durumunun günden güne değiştiğini görüyordu. Gitmeliydi ve kızın annesiyle konuşmalıydı. Sonra da kızı Allah'ın emriyle istemeliydi. Öğleden sonra hazırlanıp gitti. Oğlunun gösterdiği evin kapısını çaldı. Kimse yoktu. Bekledi. Tekrar zili çaldı. İçeriden bir bayan kim o diye seslendi. Tanışmıyoruz. Ben sadece sizinle tanışmaya geldim. Kabul buyurursanız ismim Hediye dedi. Belli bir duraklamadan sonra kapı açıldı. İçeride tekerlekli sandalyede bir genç bayan buyurun deyip Hasan'ın annesini salona davet etti. Ve kusura bakmayın, annem babam işte dedi. Hediye Hanım şaşırmıştı. Siz Zeliha'nın kardeşi misiniz diye sordu. Zeliha'yı nereden tanıyorsunuz dedi Zeliha. Zeliha Hanım, bu sefer Hediye Hanım daha çok şaşırmıştı. Durdu ve sessizce Zeliha'ya baktı. Zeliha çok güzeldi. Gerçekten oğlunun dediği güzellikteydi. Ama oğlu Zeliha'nın bu durumundan bahsetmemişti. Oğlum bundan bahsetmemişti dedi. O zaman Zeliha Hasan'ın annesi olduğunu anladı. Uzun uzun konuştular. Zeliha Hasan'ın bunu bilmediğini, onun için son zamanlarda ondan kaçtığını ve daha fazla birbirine bağlanmamalarının en iyi yolun bu olduğunu ve bunu da Hasan'a söylediğini anlattı. Samimi bir sohbetle her ikisi de birbirini anlayıp ayrıldılar. Akşamüstü Hasan eve geldiğinde annesi tatlı bir karşılama ile oğlunu aldı karşısına ve samimice her şeyi konuştu. Hasan çok şaşırmakla birlikte çok üzülmedi.
Bu Allah'ın bir gönderisi mi diye düşündü. Zeliha'yı şimdi daha çok seviyordu. Onun neden kaybolduğunu anlamıştı. Hasan o gece yattı ama uyku tutmadı. Zeliha ile konuşmalıydı. Hastalığın nedeni neydi, tedavisi var mıydı? Her şeyi öğrenmeliydi. Bir hafta geçmişti aradan. Hasan hep bu durumda meşguldü. İşini bile ihmal etmişti. Her sabah aynı balkona bakıyor, Zeliha ile konuşmanın yollarını arıyordu. Aklına bir çözüm gelmişti. Zeliha'nın annesi ve babasıyla konuşmak. Bir iki gün iyice düşündükten sonra buna karar verdi. Ama nasıl olacaktı? Sonraki gün çok erken kalkıp Zeliha'nın evinin bulunduğu yere geldi. Ve işe gidecek olan anne babayı burada görebileceğini düşündü ama tanımıyordu. Karşı bakkala sordu. Buraya yeni taşınan aile reisini tanıyor musun dedi. Tam o esnada Zeliha'nın babası ve annesi yola çıkmışlardı. Bakkal, işte bu iki çift dedi. Hasan teşekkür edip arkalarından yürüdü. Musait bir yerde selam verdi. Affedersiniz, sizi tanımıyorum ama önemli bir konuda sizinle konuşmalıyım. Ne olur, bana istediğiniz bir zamanda bir saat zaman ayırabilir misiniz? Hasan'ı ilk defa gören Zeliha'nın annesi ve babası şaşırmışlardı. Ne hakkında diye sordular. Ne olur bunu o zaman konuşalım. Bu benim kartım. İstediğiniz bir zamanda arayın konuşalım. Çok önemli dedi. Müsaade istedi ve dükkanına gitti. Akşamüstü eve gelen çift bu durumu konuşuyorlardı. Kim bu çocuk? Bizimle ne konuşacak? Zeliha ne oldu diye sordu. Annesi olayı anlattı. Zeliha artık saklamadı ve olayı olduğu gibi annesine, babasına, Hasan'ın annesinin de eve geldiğini ve her şeyi güzelce konuştuklarını, Hasan'ın bu işi unutmasını, her şeyi bilmesini, ona anlattığını söyledi. O zaman anne baba daha da şaşırmışlardı. Hasan ne konuşacaktı? Durumu biliyor muydu? Aradan bir hafta geçmişti. Zeliha'nın babası ve annesi Hasan'ın verdiği karttaki adrese gittiler. Hasan memnuniyetle karşılayıp, isterseniz daha güzel bir yerde konuşalım dedi. Yok, burada konuşabiliriz. Konu nedir? Dedi Zeliha'nın babası Mahmut Bey. Hasan önce zor başlasa da olayı bütün şekliyle anlattı. Her şeyi bildiğini ama aklından bir türlü çıkaramadığını, bu daha çok bana Allah'ın bir gönderisidir diye kabul ettiğini, Zeliha'nın bu duruma nasıl düştüğünü, tedavisi için gerekenin yapılıp yapılmadığını, her şeyi öğrenmek istedi. Mahmut Bey, Hasan'ın samimiyetini çok sevdiğini, sevgisine saygı duyduğunu ama bu işin olamayacağını Hasan anlattı. Tekrar görüşmek dilekleriyle samimi bir şekilde ayrıldılar. Mahmut Bey ve eşi Hasan'ın bu durumundan çok etkilenmişlerdi. Ama kızlarının durumu belliydi. Eve geldiklerinde bu konuşmaları dinleyen Zeliha çok etkilenmişti. Demek Hasan onu bu haliyle de seviyordu. Çok mutlu olmuştu. Sanki bir şeyler değişiyordu hayatında. O gece Allah'a çok dua etti. Sonra uykuya daldı. Gece rüyasında Hasan'la nikah masasında olduğunu gördü. Ve büyük bir sevinçle uyandı. Üzüldü ama bir hayır vardır dedi. Günler durmadan geçiyordu. Hasan bir türlü çözüm bulamıyordu. Çok seviyordu. Bu bir aşk biliyordu ama nasıl olacaktı bu durum? Evliliği hiçbir aile ve Zeliha istemezdi. Hasan bu haliyle de onu kabul edebileceğini ve Zeliha'nın anne ve babasından aldığı bilgilere göre Zeliha bir yıl önce romatizmal ağrılardan sonra yürüyemez olduğunu öğrenmişti. Doktorlar buna tam ad koyamıyorlardı. Zeliha'nın dizleri tutmuyordu, kuvvetsizdi, sanki kasları yok gibiydi. Hasan bu konularda çok kitap okumuştu. İnanç, istek ve sevginin çok hastalığın ilacı olduğunu biliyordu. Bu nedenle Zeliha'nın iyi olabileceğine inanmıştı. Allah Zeliha'yı benim karşıma çıkarmasında bir hikmet olmalı diyordu hep. Hasan birkaç gün içinde kararını vermişti. Zeliha ile evlenecekti ama bu ailelerin ve Zeliha'nın isteğiyle olmalıydı. Annesine durumu anlattı. Annesi karşı çıksa da ona durumu anlatarak ikna etti. Şimdi kalmıştı Zeliha ve ailesi.
Hasan'ın babası yoktu. Yıllar önce onu kaybetmişti. Annesi onun hem anası hem de babası olmuştu. Hasan bu pazar günü size geleceğiz diye Zeliha'nın babasına haber verdi. Pazar günü Hasan ve annesi Zeliha'yı Allah'ın emriyle isteyeceklerdi. Hasan kabul edilmeyeceğini biliyordu. Onun için önerisi hazırdı. İnanıyordu Zeliha iyi olacaktı. Zeliha'yı iyi oluncaya dek nişan yapalım ve iyi olunca evlenelim. Ben böyle de kabul ediyorum ama siz ve Zeliha istemediği için bu önerime lütfen evet deyin dedi. Durumu aynen konuştular. Ne dedilerse Hasan asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Sonra gelecek pazara düşünelim, konuşalım dediler ve ayrıldılar. Bir hafta her iki aile de düşünmüşlerdi. Nasılsa Zeliha yürüyemezse evlilik olmayacağına göre kabul etmişlerdi. Ve nişan iki aile arasında gerçekleşmişti. Hasan da Zeliha da çok ama çok mutlu olmuşlardı. Hasan Zeliha'ya sen yürüyeceksin ama buna öncelikle sen inanmalısın ve yaratana güvenmelisin. Her hücrelerimiz her zaman kendisini yeniliyorsa sen ve ben istedikten sonra Yüce Rabbim bu isteğimizi görecek ve senin yürüdüğünü hep birlikte göreceğiz dedi. Zeliha büyük bir samimiyetle inşallah Rabbim gösterir diye dua etti. O günden sonra Hasan bütün boş saatlerini Zeliha'ya ayırdı. Zeliha birinin yardımıyla ayağa kalkıyordu ama dayanaksız duramıyordu. Hasan yılmadan her gün onu bir iki adım da olsa yürütmeye, kolunu omuzuna dolayarak yanında yürütmeye çalıştı. Yılmadı, usanmadı. Buna her gün bir saat, cumartesi pazar daha çok devam ettiler, mutluydular. İkisi de Zeliha'nın yürüyeceğine inanmıştı. Doktora da gidiyor, ilaçlara devam ediyorlardı. Doktorsa bir mucize bekliyoruz diye moral veriyordu. 6 ay sonra Zeliha kendinde çok büyük değişiklikler hissetmeye başladı. Daha kuvvetli basabiliyordu ve yürüyeceğine inancı daha da artmıştı. Hasan bir gün eve geldiğinde Zeliha duvara tutunarak kalkıp Hasan'a kapıyı açışını görünce o an Yüce Rabbine şükür secdesi yaptı ve mutluluğundan kalkıp Zeliha'ya sarıldı. Başardın, başardık dedi. Aradan 8 ay geçmişti. Zeliha ayakta durabiliyor, hatta zaman zaman 2-3 adım atabiliyordu. 1,5 yıl sonra da az da olsa yürümeye başlamıştı. 3 yıl sonra ise Zeliha yavaş yavaş yürüyordu. Her ikisine dua edip Allah'a şükrediyordu. Zeliha yürüdükçe yürüyor, artık dünyaya yeni gelmenin tadını çıkarıyordu. Hasan her üç aileye artık Zeliha yürüyor. Sanırım evlenmemize bir engel kalmadı dedi. Aileler de çok mutluydu. Bu Allah'ın bir lütfuydu. Bunu hepsi kabul ediyorlardı. Her iki aile hazırlıkları yaptılar ve beklenen gün geldi çattı. Zeliha ve Hasan mutlu bir evlilikle bu olayı noktaladılar. Sevginin, inancın ve ısrarla olan çalışmaların ardından Zeliha sağlığına kavuşmuştu. Ona sebep olarak gönderilen Hasan ise en mutlu günlerini yaşıyordu. Önce inanmak, sonra istemek ve bunda ısrarlı olmak, güvenle ve inançla çalışmanın güzel sonucunu almışlardı Yüce Mevla'dan. Artık mutlu bir hayat onları bekliyordu. Evet değerli dostlar, bu güzel hikayemiz de burada sona erdi. Yazan ve okuyan Halil Aktaş, dinlediğiniz için ve izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Gelecek hikayelerimizde buluşmak ümidiyle hoşça ve dostça kalın.